Sağlıklı, mutlu, güzel bir günden selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. TRT Türk ekranlarında Sağlık Olsun programıyla hep birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Ruhumuzu konuşacağız. Bazen ruhumuz daralabiliyor. Korku, kaygı bozuklukları bizi bulabiliyor. Hepimiz insanız. Esasında başımıza gelmesi çok normal ama bunlardan nasıl kurtulabileceğiz? En kolay nasıl başa çıkabileceğiz? Hepsini konuşacağız sizlerden. Sorular yine akacaktır diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsunuz? WhatsApp numaramıza mesajlarınızı, sorularınızı gönderiyorsunuz. 0090 ön kodumuz 505-756-0273 505-756-0273 nolu numaradan şu andan itibaren kaygı bozukluklarıyla ilgili, anksiyete ile ilgili, korkularınızla ilgili tüm sorularınızı bize yöneltin. Çünkü çok sevgili psikologumuz Kübra Şahin canlı yayın konuğum. Hepsini ona danışacağım. Hoş geldiniz Kübra Hocam. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. İnşallah daha da güzel olacağız. Sizler de umarım iyisinizdir. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen konumuza başlayacağız ama ondan önce geçen hafta sonu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest alanındaydık. Orada çok güzel görüntüler çektik sizin için. Çünkü çok yeni inovasyonlar, gelişmelerle, teknolojik gelişmelerle ilgili videolar hazırladık. Çok güzel gençlerimiz var. Geleceğimizi şekillendirecek bu gençlerimiz. Hemen o görüntüleri hep birlikte bir izleyelim. Sonrasında programımıza başlayacağız. Sevgili seyirciler, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devasa Teknofest alanındayız. Burada bugün çok enteresan bir buluşla karşı karşıyayız. Bu buluşun adı ilk yardım çantası. Şimdi bunu tanıyacağız. Nasıl bir ilk yardım çantası? Bizim bildiğimiz gibi mi yoksa daha farklı mı? Önce sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Yader Palamut. Çocukların danışmanıyım. Elektronik timtal takımımızın adı. Rize Tevfikleri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. Elektronik öğretmeniyim. Harika. Sizi tanıyalım. Ben Samet Sak. Ben Berat Işılık, takımın kaptanıyım. Harika. Gençlerimiz burada. Şimdi bu bir ilk yardım çantası değil mi? Diyelim ki burada da aracımız var. Burada bir bağlantı kurulmuş şu kablolarla. Diyelim ki bir araç, Allah muhafaza, ama oldu da kaza gerçekleşti. İlk yardım çantası bu kaza anında nasıl yardımcı olacak bize? Anlatabilirsiniz. Aracımız kaza yaptığı zaman içinde bulunan darbe sensörü aktif oluyor ve GPS konumumuzu bulduğu halde acil çağrı merkezine bir konumumuzu gönderiyor. Aracın plakasını, aracın noğunu, tarihini, saatini, bilgisini acil çağrı merkezine gönderiyor. Bu şekilde vatandaşlarımızın ilk yardım çantasını kullanarak kazazede sakin, hızlı ve soğukkanlı bir müdahale yapmasında bulunuyor. İlk yardım çantamız bütün araçlarımızın bagajında bulunması zorunlu halde gerçekleşiyor. Bu şekilde bağlı, bunu sökerek bunu normal kullanabiliriz ilk yardım çantası olarak ama genellikle arabaya bağlı bir şekilde bu kullanılıyor. Ekranımızda bize uygulamalı gösterdiğimiz videolar da var. Bu şekilde. Yani anladığımız şu ki, diyelim ki bir kaza meydana geldi, biz ilk yardım çantamızı açıyoruz, bir butona mı basıyoruz? Butona basıyoruz ve direkt olarak 112'ye, değil mi? Acil çağrı merkezine bir mesaj gidiyor. Diyelim ki dağda bayırda kaldık. Belki de hat çekmiyor değil mi? Mesajın gitmesi çok çok önemli. Bizim yerimize alet bunu yapıyor. Evet. Trafik kazası gerçekleşir gerçekleşmez kişiden bağımsız şekilde olduğu gibi araç bu cihazla sinyal göndererek acil çağrı merkezine sinyal gönderiyor. Kaza konum bilgisini gönderiyor. Daha sonra bu cihaz buradan çekilerek bağımsız hale geliyor ve buradan herhangi bir vatandaşın kazazedeyi görerek bunun üzerinden yönlendirmeli şekilde müdahale etmesini sağlıyor. Bunun içerisinde hoparlörlerimiz var, sesli yanıt verebiliyor. Dokunmatik ekranımız var. Dokunmatik ekran üzerinden hastanın durumu incelenerek, tabii ekranımızı yönlendirme yapıyor hastaya. İncelenerek gerekli kısmı dokunuyor. Örnek veriyorum, ayağında sorun var, ayak butonuna basıyor. Burnunda sorun var, burun butonuna basıyor. Eğer ellerimiz müsait değilse, hastayla ilgileniyorsak, elimizde bu aparatlar varsa, buradaki mikrofon üzerinden de sesli yönlendirme yapabiliyoruz ekrana. Komut verebiliyoruz yani. Harika, sağlık alanında inanılmaz bir, inovatif bir buluş bu esasında. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, Teknofest'ten görüntülerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.
Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Sevgili seyircilerimiz Kübra Şahin, sevgili psikologumuz, canlı yayın konuğum. Bugün anksiyete bozukluğunu konuşacağız. Yani korkularımızı, kaygı bozukluklarımızı konuşacağız. Esasında önce şunu sorayım. Anksiyete nedir, kaygı nedir ve yaygın bir rahatsızlık mı Kübra Hanımcığım? Evet, oldukça yaygın. Aslında bizim önce bir korkuyu tanımlamak, arkasından da kaygıyı tanımlıyor olmamız gerekebilir. Çünkü korku belki de en doğal duygularımızdan biriyken, kaygı zihnimizde bizim onu oluşturduğumuz, sonrasını ya da öncesini hayal ederek ve kurgulayarak oluşturduğumuz bir duygumuza dönüşüyor. Dolayısıyla korkuyla kaygı arasında böyle çok küçük olarak gözlemleyebileceğimiz bir süreç var. Bir diğer nokta, anksiyete dediğimiz şey aslında bir kaygı. Dolayısıyla bunu adlandırırken anksiyete olarak adlandırıyoruz. Genel çerçevede korkularımız, zihnimizde oluşturduğumuz ve yoğun şekilde onu senaryolu şekilde oluşturduğumuz duygularımız olarak ifade edecek olursak eğer, kaygı bizim gündemimizde belki günlük rutinlerimize dahi hayatımızı etki eden bir unsur. Fakat bunun birazı sağlıklıyken fazlası tabii ki zarar olarak da düşünebiliriz. Bir de senaryolar dediniz ya, mutlaka bir senaryoyla evet. Bağlantıyı biz kuruyoruz kaygıda, korkuda. O senaryoyu da komple yazarı kim? Biz kendimiziz. Evet. Yani tamamen aslında kendi kendimize kafamızda çizdiğimiz, senaryosunu yazdığımız bir şey değil mi korku? Tam olarak şöyle oluyor. Yani korkuda belki aniden bizim karşıdan beklemediğimiz olayda vermiş olduğumuz tepkiye korku olarak adlandırıyorken ve bunu aniden refleks olarak yapıyorken, korku duygusunu atfettiğimiz ve devamlı olarak zihnimizde onu süreç içerisinde biz yoğuruyoruz. Mesela nasıl yoğuruyoruz? Nasıl? Eşleri varsayalım. Bir hanımefendinin araç kullanırken kaza yapma ihtimali belki eşi için çok daha aktif ve kaygı duyacak bir unsur olarak düşünebiliriz. Hmm. Fakat aslında araba kullanıyor olmak hepimiz için bir risk. Evet. Ve hepimiz için süreç içerisinde korkabileceğimiz, araç kullanırken bir anda karşımıza bir köpek çıktığını varsayalım. Aniden refleks olarak frene bastığımızda bu korku duygusu aslında bizim düşünmeden direkt zihnimizde canlandırdığımız bir durumken, kaygılanacağımız noktalardan biri şu olabiliyor. Biz bunu yaşadık. Bir sonraki sefer eyvah, ben arabaya binmeyeceğim. Ha. Tekrar köpeğe çarpabilirim. Evet. Ya da eşim araba kullanmasın. Biz bir küçük sıkıntı yaşadık. Tekrarının yaşanmasını istemiyoruz. Hmm. Ve şöyle bir süreç de oluyor. Kaygıda, anksiyetede. Mesela kişi arabaya binmemeye başladıktan sonra bir sonraki, evet ben artık öyle bir sıkıntı yaşamıyorum, öyle bir kaygı yaşamıyorum diye olabilirler. Aslında o dakika evet yaşanmıyor. Fakat onları halletmiş olmuyoruz. Ne yazık ki o süreç orada bekliyor. Biz sadece o anı yaşamadığımız için tekrar o süreçle alakalı zihnimizde bir kaygıya sebebiyet vermemiş oluyoruz. Fakat yine araçla alakalı süreci yok etmiş olmuyoruz. Kaygımız, anksiyetimiz devam ediyor oluyor. Bu noktada yine çalışılıyor olması gerekiyor. Sadece erteliyoruz aslında. Tabii değil ki. Mi? Çünkü korku o zaman şöyle bir şey. Başımıza belki o an refleks olarak korkulacak bir şey geldi. Evet, değil mi? Evet. İşte kaza yaptık diyelim. Herkesin başına gelebilir. Evet, o an korktuk. Sonraki süreçler, yani arabadan soğuma, arabaya evet. bir daha binmemek demek, bu kaygıların artması demek. Yani tabii. önce korkuyla, bir travmayla bu iş başlıyor. Belki çocukluk yıllarımızda bir yılanla karşılaştık. İşte yılan fobim var diyor mesela kimisi de. Sonra yıllar sonra yılanı görünce inanılmaz derecede bir reaksiyon ve bir tabii. kaygı gösteriyor. Zaten zihinsel çağrışımlarımızda onu, korku frekansını kendimize işlemiş oluyoruz. Hı hı. Ve sonrasında da onunla alakalı düşünceler, ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi zihinsel olarak aslında onu arttırarak giden unsurlarımız olabiliyor. Ancak her zaman kaygı bir yaşam içerisindeki serüvenle karşımıza çıkmayabilir. Bazen genetik aktarımla da karşımıza çıkıyor. Nasıl mesela? Mesela ailemizde işte evhamlı olarak eskiden bizim ifade ettiğimiz annelerimiz, anneannelerimiz, belki babalarımızda bir kaygı süreçleri varsa genetik aktarımla bu bize aktarılabilir. Ya da aslında öğreniyoruz. Duyguyu da yaşamayı değil öğreniyoruz. Mi? Şahit oluyoruz zamanında evet. babamızın, annemizin korktuğu bir duruma. Herhalde onu kopyalıyoruz biz de. Tam olarak öyle oluyor. Yani hep şunu söylerler. Annem de ben bunları gördüm. Kendim yaşamak istemiyordum ama yaşıyorum. Evet. Çünkü aslında biz onu gördük, deneyimledik ve hayatımıza işlemeye başladık. Dolayısıyla bu somatik deneyimler aslında hayatımızdaki pek çok evreyi de değiştiren unsurlar haline geliyor.
Peki ne yapabiliriz? Genetik aktarımlı kodlamamız var. Ya da ebeveynlerde böyle bir rol model gördük ve ekstra hayatımızda kaygıyı, anksiyeteyi işledik. Bu noktada çözümü var, mutlaka var. Var değil mi? Evet. Yani dolayısıyla çözümsüz herhangi bir durumu yok. Endişe edecekleri herhangi bir şey yok. Şimdi hepsini konuşuyor olacağız. Detaylarını zaten inşallah bu program yettiğince de anlatıyor olacağız. Zaten şöyle, herhalde anne baba olduktan sonra da bu bilinçle yaklaşırsak çocuklarımıza, yani onların yanında aşırı panik, aşırı korku gösterisi tabii sergilemezsek, örnek veriyorum, bir uçak seyahatindeyiz. Anne baba eyvah bir şey mi oldu, sallanıyoruz derse mesela, evet, değil mi? Çocuk evet, o anda diyor ki sallanıyor. Halbuki ufak bir türbülans, belki de uçağın sallanması çok normal. Ama çocuk ileriki hayatında her uçağa bindiğinde uçak sallandığı anda korku girecek içine. Tabii. Aslında bu sadece çocuk için değil, inanın bebeklerde bile karşımıza çıkıyor. Öyle mi? Dikkat edin, bir bebek koştu ve yere düştü. Hepimiz tepki verdiğimizde bir bağırma, bir süreç içerisinde tepki, her ne olursa eyvah da diyebiliriz, ne olacak? Ya da dedik sadece, başka hiçbir tepki vermedik. Bebeğin ağlayacağı yoksa bile ağlayabiliyor. Evet. Çünkü ebeveynin vermiş olduğu, çevresindekilerin vermiş olduğu o sürece karşı olan tutum da bebekteki algı yönetimini değiştirebiliyor. Yani aslında dürtüsü olarak orada bir ağlama gerçekleşiyor. Günlük hayatımıza baktığımızda, çocukluk dönemimizde çocuklarımız bizden gördü kaygılandığımız evreleri. Yine kendi hayatlarında bunu unsur olarak oluşturabilir. Fakat yetişkinlikte bu kaygılarımız gün geçtikçe artarak devam ediyorsa. Asansöre binmek istemiyordum. Şimdi hocam, kendi hayatımla alakalı yaşam öykümde farklı farklı kaygılarım var. Çocuklarımın gitmesini istemiyorum ya da çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyorum. Ya da annem babam yaşlı, onların ölmesiyle alakalı bir korkum var. Aslında burada korku olarak adlandırdıkları şey bazen ayrılık anksiyetesi, bazen de tamamıyla kaygı bozukluğu olabilir. Evet, yani kaygı bozukluğuna dönüşüyor esasında değil mi bu düşünceler? Evet. Çünkü düşünce ağı kuruyoruz. İnsan bir de bir şeyi çok kafasına taktı mı büyütüyor ya kafada. Her gün bir şey düşünürsen de artık al sana nur topu gibi bir kaygı bozukluğu. Evet, yani bunu aslında zihinsel çağrışımlarımızı birazcık da bizim yönlendirebiliyor olmamız, yönetebiliyor olmamız da önemli. Çünkü aklımıza her geleni düşünüp sonra onu kurmaya başladığımızda kendimize korkularımızdan oluşturduğumuz bir kaygıya da sebebiyet vermiş olabiliyoruz. Bazen telefonumuzun şarjı bitmiştir. Bizimle alakalı pek çok senaryo oluşturulabilir. Eyvah, başına bir şey mi geldi acaba? Bir yere mi gitti? Niye telefonu kapalı? Evet. Açmıyor. ama halbuki belki sadece şarjı bitmişti. Evet. Dolayısıyla böyle bir süreçle başlayan durum katlanarak giden bir hal alabilir. Ve o kişinin kendi başına bir şey gelmesinden başlayan yolculukta eyvah, kesin başına bir şey gelecek. Bundan sonrasında bir şey gelecek. Her telefonun kapalı olduğunda acaba başına bir şey mi geldi? Yani biz bu süreçleri yaşamamak için neler yapacağız? Bu süreçleri nasıl telkin edeceğiz? Her aklımıza geldiğinde o alanı yoğunlaşmalı mıyız? Elbette ki yoğunlaşmıyor olmalıyız. Çünkü kaygı kaygıyı tetikler. Ve öğrenilen bir duygu. Yani biz kaygılandığımızda etrafımızdakiler de bunu söylediğimizde acaba öyle mi? Evet. Olmadan, belki hiç oluşmadan aslında diğer kişilerin de zihninde biz onu oluşturmaya başlıyoruz. Değil mi? Evet. Sonra hep beraber bir merak etme, korkma süreçlerine yol açmış oluyoruz. Eyvah, bir şey mi oldu, bir şey mi geldi başına diye. Bir de zihinde şöyle bir şey var. Sanki kötüyü çok hızlı düşünüyor zihin. İlk aklımıza gelen şey kötü bir şey oluyor. Neden öyle? Doğru. Neden güzel bir şey gelmiyor aklımıza? Doğru. Çünkü aslında bu bizim yaşam için gerekli olan reflekslerimizden birisi. Zaten bizim kaygı duygumuzla yaşam belirtimizdeki en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi. Zihin olumsuzu yönelmeyip hep olumluyu düşünse, en ilkel bedenimizi düşünelim. O zaman savunmaya geçemiyor olacağız. Evet. Savaş ya da kaç tepkimesinde aslında savaşamayıp sadece orada bulunduğumuzu, iyilikleri düşündüğümüzü varsayalım. Bizim yaşam döngümüzde bizi koruyan, kollayan da bir süreç aslında. Dolayısıyla biraz korku, biraz kaygı bizim daha dinç kalmamızı sağlıyor. Örneğin yaşam içerisinde kaygılandık ve yine araba örneğinden yola çıkacak olursak, arabada uyukluyoruz. Bir anda aniden bir frene basıldı. Bir anda korktuk ve direkt gözümüzü açar açmaz belki de kaçla gidiyoruz. Yüzde mi gidiyor, 120 ile mi gidiyor? Aniden oraya baktığımızda direkt gözlerimiz görüyor olabilir. Ya da
Uykulu haldeyken bir anda uyanık hale geçebiliyoruz. Biraz kaygı neden iyi? Bizi aslında dinç halde getiriyor. Ekstra ne yapıyor? Enerji veriyor. Hani gözümüzün daha net bir şekilde görmesini sağlıyor. Bir diğer nokta bedenimizde farklılıklara sebebiyet veriyor. Gözlerimizde, dilimizde bazen ne diyoruz? O kadar korktum ki, bazen diyoruz ki çok kaygılandım senin için. Çünkü aslında o duyguları kendimizi ifade etmesi en zor duygulardan birisidir kaygı. Evet. Ne yaşadığımızı öfkede çok net bir şekilde ortaya koyabiliyorken kaygıda o kadar net bir şekilde ifade edemeyiz. Öfkelendiğimizde belki yüzümüz kıpkırmızı oluyor. Dışarıya bunu çok net ifade ettik. Öfkemiz bittiğinde oturduğumuzda etrafımıza baktığımızda evet sanki bedenimizden bir şey çıktı gitti. Tabii. Kaygıdaki durum öyle değil aslında. Kaygılandığımızda direkt onu anlamayabiliyoruz. Kendi bedenimizde tamamıyla bütün tepkimeleri aynı anda hissetmeyebiliyoruz. Bazen ellerimiz terliyor. Midemizde bir karıncalanma hissedebiliyoruz. Kötü bir his oluşuyor esasında kişide kaygılandığında. Kaygı illet bir şey aslında değil mi? Düşündüğümüz zaman böyle kaygılı olmak. İşte çocuğun için kaygılanabilirsin, eşin için kaygılanabilirsin. İşte sınava gireceksindir, sınav stresinden kaygılanabilirsin. Yani çok çeşit var. Çok alanda da kaygı hissedebiliriz. Normal bir süreç aslında hayati fonksiyonlarımız için de önemli. Diyelim ki bir köpek saldırıyor bize. Evet. Kaygılandık. Oradan hemen kaçmamız lazım değil mi? Tabii. Vücut bir tepki gösteriyor. Koşmamız için de o enerjiye ihtiyaç var dediğiniz gibi. Hemen tekrar hatırlatalım. Telefon numaramızı sevgili seyircilerimiz 0090 505 756 0273 olan numaradan bize sorularınızı gönderiniz. Sizde de anksiyete sorunları, korku, kaygı bozuklukları varsa yazın bize, cevaplarını bulalım. Hatta sorularımız gelmiş bile, onlardan başlayayım okumaya. 32 yaşında bir bayanım demiş ve bir yıldır kaygı bozukluğu teşhisinden dolayı C ile başlayan, X ile biten 20 miligramlık ilaç kullanıyorum. Ama hala tek başıma dışarı çıkıp alışverişe, gezmeye gidemiyorum. Sinirlerim bozuluyor ve oturup bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Eşim oğlum bu durumu görmesin diye hep rol yapıp gülmeye çalışıyorum. Nasıl üstesinden gelebilirim bunun? Teşekkür etmiş. Yani burada aslında eşinden oğlundan bir şey saklı yapıyor. Yani duygularını, korkularını, kaygıları var. Bunları saklı yaptığı zaman daha büyük bir yük mü oluyor? Tabii ki kendi omuzlarına daha fazla yük yüklemiş oluyor. Evet. Bir diğer nokta da şu, duygu aslında yaşayabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Yani korkumuz varsa bunu ifade edebiliyor olmak, eğer bir konuyla alakalı, dışarı çıkmakla alakalı bir endişemiz varsa da bunu zihnimizde canlandırabiliyor olmamız gerekiyor. Diyelim ki canlandırmak bile ona çok korkutucu geliyor. Onun zihninde oluşturduğu en kötü senaryo ne acaba? Dışarıya çıktığında başına ne gelmesini bekliyor? Zihinsel çağrışımlarla beraber en kötü senaryoyu canlandırdıktan sonra... Canlandıracak zihninde yani. Evet. En kötü senaryo neden korkuyor dışarı çıkmaktan diye. Ve bu problemin ne olduğuyla alakalı süreci öncelikle biz ortaya koymuş olduk. Ardından da çok güvendiği, ne olursa olsun onun yanında kendini iyi hissettiği birisiyle beraber dışarıya çıkabilir. İlk adımı o şekilde atabilir. Önce zihnimde canlandırdım. Evet. Ardından güvendiğim birisiyle beraber dışarıya çıktım. Ve orada gün içerisinde çok uzun kalmasına gerek yok. Kısa bir yolculuk yapılabilir ve arkasından geri dönülebilir. Dışarıya çıktım ve bana bir şey olmadığını gördüm. Yani orada aslında ne hissediyoruz ve bana bir şey olacak düşüncesi neyden kaynaklanıyor? Mutlaka bunlara bakmak gerekebilir. Tek başına bu süreci omuzlamasına hiç gerek yok. Duygularımızı paylaştıkça, etrafımızdakilerden destek istedikçe ve bu süreci zihnimizde canlandırdıktan sonra mutlaka çözüme kavuşacaktır. Acaba sosyal kaygısı mı var? Çünkü bazı insanlar çok fazla kalabalığa karışmak istemiyor. İşte mesela alışveriş merkezine gidecek. Evet. Ay ben orada işte kendimi huzursuz hissediyorum. Çok fazla insan var. Sanki üzerime geliyorlar gibi de hissedebilir kişi burada. Sosyal bozukluk mu oluyor? Bu nasıl bir bozukluk? Tabii ki sosyal kaygısı olabilir. Fakat burada şu da çok önemli. Bazen sosyal kaygımız var. Etrafımızdakilere söylüyoruz, diyorlar ki dışarı çıkınca başına ne gelecek sanki? Ha. Ya da sana ne olabilir? Biz çıkıyoruz, bize ne oldu? Aslında yine o noktada ihtiyacın ne olduğunu, neyden dolayı bunu hissediyor. Mutlaka olumsuz bir tepkime vermeden, şu anda dışarı çıkmak seni korkutuyor biliyorum. Ya da bu noktada kaygılanıyorsun ama ben senin yanındayım. Yani o güvendiği insandan kastettiğim şey aslında tam olarak bu. Güvendiğimiz birisiyle beraber bu süreci çözümlerken hem sözel olarak hem de davranışsal olarak ona destek olduğumuzu gösterebilmek. Çünkü anlayabilmek çok önemli değil mi? Yani orada ne olacak canım, niye dışarı çıkamıyorsun, ne var ki bunda
demek evet, hiçbir fayda evet. sağlamamakla birlikte ve sosyal kötü kaygı, sonuç veriyor. Hayatımızda pek çok alanda, illa AVM'de değil, toplum arasında da, topluluk içerisinde de, hatta bazen sunum yaparken öğrenciler bunu çok sık yaşadıklarını ifade ediyorlar. Ben bir sunum yapacaktım. Karşımda pek çok insanı gördüm ve tüm anlatacaklarımı unuttum. Evet. Aslında burada yaşamış olduğumuz şey şu. Sizin için dünya farz edelim ki bir dakikalığına durdu. Hepimiz durduk. Herkes durdu. Ne hissediyoruz? Hepimiz durduktan sonra ne zaman başlatabilirsin? Yine sen konuşmaya başladıktan sonra. Başına gelebilecek yine en büyük senaryo herkesin sana bakıyor olması, belki de alay ediyor olması. Fakat bu noktada kişinin istekli oluyor olması çok kıymetli. Kişi istemeden biz yine topluluk önündeyiz. Ama zorla onu oraya çıkarttık ve o süreci yaşamasına, deneyimlemesine sebebiyet verdik. Ve o noktada yine kendisini kitleyebilir. Neden böyle oldu, nasıl başıma geldi, bu noktada da kaygı yaşayabilir. Dolayısıyla öncelikli olarak yavaş yavaş ilerliyor olmak önemli. İlk etapta zihinde canlandırıyor olması, sonraki etapta da hani o durdurduğumuz dünyada evet yeniden sen başlatıyorsun'u kişiye verebilmek de yine çok kıymetli. Yani zihinde canlandırmak diyorsunuz ya hep, evet. Çok enteresan bir şey o. Yani hayal ettiğimiz şey aslında %50 cepte değil midir? Derler yani hayal etmek, bir şey istemek yolun yarısıdır diye. Çok önemli evet. bir şey. Çünkü orada bir pencere açıyorsun kendi kafanda. Aa, görüyorsun senaryoda ben çok güzel sunum yapabiliyorum. Tabii ki. Onu canlandırabiliyorsan aslında olmuş saymak da bu da çok önemli değil aslında mi? Aslında şunlar da çok güzel bir yöntem olur. Mutlaka siz yaşamışsınızdır. Kendi sesli tekerlemeler, ayna karşısında kitap okumalar, kişinin bu alanla alakalı hangi yönde bir kaygısı varsa, eğer sunum yapmakla alakalıysa, eğer topluluk önünde konuşmakla alakalıysa, artık günümüzde biliyorsunuz pek çok mikrofon da var. Evlere kolayca giriyor. Evet. Bu mikrofonlarla beraber bir deneyimleme yaşayabilir evin içerisinde. Su şişesi alıp böyle mikrofon gibi de yapabilir değil mi? Şimdi şöyle oluyor. Zihinde canlandırdık. Somut olarak da evin içerisinde pek çok materyalle de bunu canlandırabiliriz. Ve ekstra onu kaygılandıran şeyin o noktada insanlar tarafından alay konusu olmak mı? Yoksa sosyal fobi olarak mı ilk başladı? Sonra bu süreç içerisinde sosyal kaygısı, başkalarının ona vermiş olduğu geri bildirimler dolayısıyla mı oldu? Yoksa kendiyle alakalı oluşturmuş olduğu geri bildirimlerden mi oluştu? Tüm bunları saptadıktan sonra zaten sürecin sizin söylediğiniz gibi %50'sini halletmiş oluyoruz. Harika. Geriye kalan kısmı da inşallah bu süreçlerle beraber tamamlamış olacaktır. Bu kaygılardan, kaygı bozukluklarından kurtulabiliriz. Çok önemli. Evet. Sevgili Kübra Hanımcı bunu zaten teyit etti. Bir soru daha sorayım. Merhabalar demiş, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Yaşım 36, ben de bir anda korku meydana geliyor diyor. Diyelim ki çok ufak bir iş, çözümü de basit ama benim için o an o iş kocaman bir sorun haline geliyor. Bu durumu hiç aşamıyorum. Sürekli stres, sıkıntı, anlık panikleme ve korku oluşmasını nasıl aşabilirim? Tüm hayat enerjimi sömürüyor demiş. Evet. Küçük bir olayda hemen panik yapıyor. Evet. Şimdi bu süreçler korku ya da kaygı, panik atak olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ya da yine ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hemen çözüm üretemeyebiliyoruz. Çünkü kaygı esnasında zaten zihin kendini kapatabiliyor. Dolayısıyla bizim bu noktalarda kendi bedenimizdeki farklılıkları fark ettikten sonra hayati boyutta olduğu, yani hayatımı etkiliyor dediği için kişi mutlaka bir destek alması gerekebilir. Bu destek bazen psikologdan olabilir, bazen de ilaçlı bir tedavi yöntemiyle de olabilir. Ancak panik atak belirtileri yaşıyorsak, kendi kalbinde bir sıkışma hissediyor, başında bir dönme hissediyor, elinde ayağında bir terleme ve elim ayağım boşaldı şeklinde geri bildirimler veriyorsa, olay anında aşırı derecede korktuk ve aşırı derecede panik bir şekilde tepki gösterdiysek. Her panik atak değildir. Her korku kaygı değildir. Dolayısıyla bunlar da kendi fiziksel özelliklerine bakıyor olmak. Bir diğer noktada da olay örgüsünde acaba bazı olaylarda mı yoksa her olayda mı? Eğer her olayda zihinsel olarak da bazen onu normalleştirebiliyoruz ve zihin bir süre sonra kaygılı bir halde de çalışabiliyor. Alışıyor evet, değil mi? Evet, ona alışmaya başlıyor. Dolayısıyla her olayda olmaya başladıysa, fizyolojik olarak belirtilerimiz varsa
ve hayati olarak mutlaka günlük rutinimizi etki ediyorsa bu noktada destek almasında yarar var. Destek almak çok çok önemli. Bu kaygılardan kurtulabiliriz sevgili seyircilerimiz. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. 1-2 dakikalık ara. Aranın ardından hemen yine buradayız. Korkularımızı, anksiyetelerimizi konuşuyoruz. Bize yazın. WhatsApp numaramızı zaten birazdan hatırlatacağım. 1-2 dakika sonra görüşmek üzere. Sevgili seyircilerimiz sağlık olsun devam ediyor. Bugün çok önemli bir konuyu işliyoruz. Korkularımızı konuşuyoruz. Anksiyete, kaygı bozuklukları, kaygılar benim hayatımı ele aldı. Tüm günümü çevreledi. Artık hiçbir işimi halledemiyorum. Hatta evden çıkamıyorum, işe gidemiyorum diyorsanız ekran başına bize sorularınızı gönderiniz. 0090 ön kodumuz 505-756-0273. Psikoloğumuz Kübra Şahin canlı yayın konuğum. Ay çok pardon. Gıcık tuttu. Bu arada tam şey mevsimdeyiz ya, mevsim geçişlerindeyiz. Böyle polen alerjisi bizi de buluyor sevgili geçmiş seyircilerimiz. Olsun, sağ olun. Şimdi anksiyete bozukluğu diyoruz ya, kaygı ve korkular bizi sardığında. En çok neden kaygılanıyoruz mesela? Şöyle düşündüğümde ben sanki işte el alem ne der? Evet. Bir topluluk önünde bir şey söylediğim zaman insanlar ay bu ne biçim konuşuyor diyecekler. Rezil olacağım. Hep bir toplum kaygısı, başkaları ne der diye bir kaygılanıyoruz biz. Tabii. Bunun alt yapısında ne var? Niye böyle düşünüyoruz? Aslında toplum ne derden ziyade en çok yaşadığımız süreç içerisinde kaybetmeye dair bir kaygımız var. Hmm. Bir diğer noktada da eğer bağlanıyorsak çocukluk süreçlerinde okula giderken anneyi babayı bırakmaya dair bir kaygı oluşabiliyor. Ayrılık anksiyetesi olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bazen de ölüm. Birilerinin bizi bırakıp gideceğini, terk edeceğini ve terk etmeye dair de bir aslında korku geliştirerek o kişiye karşı bir kaygılanma süreci yaşayabiliyoruz. En sık karşılaştığımız süreçlerden birisi de bu oluyor. O zaman kaygının türleri var değil mi? İşte tabii. Mesela terk edilme kaygısı, ölüm kaygısı, işte toplumda sosyal fobi, evet, sosyal ortamına sosyal kaygıya çıkma gibi durumlar. Evet. Farklı farklı alanlar var. Başka bilmediğimiz var mı kaygılar mesela? Aslında bizim genel olarak kaygıyı isim olarak atfetmekten ziyade toplum içerisinde pek çok alanda farklı farklı da görebiliyoruz. Bazen diyoruz ki biz ayrılık kaygısı diyoruz ama kişinin ayrılık kaygısına belirtisi aynı olabilir fakat yaşadığı süreç aynı olmayabilir. Bazen çocuklarımız için okula giderken anneden babadan ayrılmak bir ayrılık kaygısıyken ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde bir partnerin onu terk ediyor olması da yine ayrılık kaygısı olarak adlandırabildiğimiz süreçlerden biri. Hmm. İsim olarak bile aynı olsa da aslında kendi içerisinde de farklılığı olan bir süreç. Dolayısıyla kaygı noktasında çok geniş bir yelpaze ve biz bu süreç içerisinde kaygıyı pek çok alanda görebiliyoruz. Yani ölümü konuşurken de aslında bir ayrılık anksiyetesi süreci yaşıyor. Bir diğer nokta yine hepimizin mutlaka günlük rutininde yaşadığı, onu kaygılandıran ya da korkutan şeylerimiz mutlaka oluyor. Günlük rutinimizde belki canlı yayındayız. Pek çok zaman bizi heyecanlandıran, kaygıya sevk edecek şeyler olabilecekken, ilerleyen zamanda aslında o korkularla ve kaygılarla da baş etmeyi aslında öğreniyoruz. Bununla baş edebilmek için de süreç içerisinde aslında farz edelim ki ayrılık kaygısı, bir duygusal ilişkideki partneriniz sizi terk etse ne yaşayabilirsiniz? Başınıza en büyük olayda neler gelebilir? Ya da bir çocuğun okula giderken annesini bırakmak istemiyor olmasını varsayalım. Anneyi bırakmak istemiyor, paçasına yapışıyor ve diyor ki anne lütfen beni bırakma. Okulda mutlu değilim, seni çok özlüyorum. Orada arkadaşlarım beni sevmiyor gibi. Bazen doğru olmayan sadece annenin yanında olmak için söylenen sözler de olabiliyor. Evet. Aslında çocuğun orada yaşamış olduğu şey yine ayrılık kaygısı. Ve bu noktada bizim ne var şimdi? Okula gideceksin, arkadaşların var, öğretmenlerin var. Ya da yine çok sık yapılan ebeveyn tutumlarından birisi de şu olabiliyor. Ne olursa olsun okula gitmek zorundasın. Özellikle mükemmeliyetçi ebeveyn tutumlarında. Bunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Dememek lazım değil mi bu şekilde? Tabii.
Mutlaka altını çizmek gerekiyor. Çünkü çocuğumuz mükemmeliyetçi bir yapıya sevk ettiğimizde istemsizce ne yazık ki kaygılı bir çocuk yetiştirmeye sebebiyet verebiliyoruz. Bazen de mesela çocuklar şöyle de diyebiliyor. Madem okula gidiyorum tamam iyi hoş. Gece mesela sizin yanınıza yatabilir miyim? Ben işte korkuyorum, kaygılarım var diye çocuk. Şimdi anne baba tabii ki buna itiraz edemiyor. Gel tamam yavrum yanımda yatırayım diyor. Bu doğru bir yöntem mi? Nasıl davranması lazım anne baba bu durumda? Şöyle aslında her korku dediğim gibi kaygı olmadığı için çocuğumuz bazen doğru olmadan da söyleyebiliyor yanlarında bulunmak için. Tabii ki yaş aralığı çok kıymetli. Hiçbir zaman çocuklarımız ebeveynle beraber uyumayacak diye bir koşul yok. Ancak artık okul çağıyla beraber mutlaka 3,5 yaş en geç çocuğumuzun kendine ait bir yatağının olacağı, burası senin odan, burası senin oyuncağın, burası senin eşyaların diyebileceğimiz. Ebeveynin odasının mutlaka bir mahrem yer olduğunu, rastgele canı istediğinde gelip uyuyabileceği ya da kapıyı tıklatıp girmesi gereken bir alan olduğunu mutlaka ifade etmemiz gereken bir alan. Çocuğumuz korktu, yoğun bir korku yaşıyor, yoğun bir kaygı yaşıyor. Tabii ki o noktada tamamıyla onu odasında yalnız bırakamayacağız. Yanımıza belirli bir süre almak isteyeceğimizi söyleyebiliriz ama onun yanına değil. Ne yapacağız? Çocuğumuzun odası var dedik. Ebeveyn, anne ya da baba çocuğun yatağının yanına geçebilir. Onun yanında, onun alanında yine çocuğun korkusuna ve duygularına mutlaka seninle beraberim, seni anlıyorum, yanındayım. Her korktuğunda elimi tutabilirsin, bana sarılabilirsin, bana dokunabilirsin. Bu mesajları veriyor olmak da çok kıymetli. Bazen tabii diyorlar ki hocam yani uykuluyduk, çocuk yanımıza geldi, biz de kalkmaya erindik. Evet. Ya da bazen diyorlar ki hocam inanın gözümü açamıyordum, çocuk gelmiş ama hiç oralı olamadım. Uyuyakaldık hepimiz. Evet. Dolayısıyla aslında bizim o kısa süreli yapmaya erindiğimiz ya da üşendiğimiz süreçler uzun süreli olumsuz tutumlara sebebiyet verebiliyor. Çocuğun devamlı olarak yanında kalmak isteyebilir. Ya da bir süre sonra çocuk her zaman yanımızda uyumaya başladı. Biz bu noktada ne yapacağımızı bilmiyoruz da sevk edebilir. Alışkanlık haline gelmiş oluyor tabii ki. Bu sefer onu kırmak da yine zor olabilir. Çocuk alıştı mı anne babanın ortasına yatmaya? Eyvah eyvah öyle devam eder değil mi? Aynen öyle. Şimdi az önce bahsettiniz ya mesela kaybetme korkusuyla ilgili. Diyelim ki bir çocuk işte çocukluk döneminde ya annesi veya ya da babası terk etmiş onu gitmiş. Aileyi komple terk ediyor ve bu terk edilmiş hissiyle kişi büyüyor. Bazen çok fazla aşırı derecede sevgi ihtiyacına sebebiyet verebiliyor kişide. İleriki dönemde seçtiği eşinde de yine benzer kaybetme korkusu. İşte çok fazla belki yapışma işte acaba beni bırakmasın diye belki her şeyine evet deme. Tabii. Kişi de böyle bir o korku, o kaygı öyle bir kilitleniyor mu vücuda, öyle bir kodlanıyor mu? Bunu aşabilir mi kişi? Tabii ki. Öncelikle kişi bunu mutlaka aşabilir. Fakat biz yaşam döngümüzde, çocukluk dönemimizde özellikle ne yaşıyorsak o bize tanıdık geliyor. Ve ilerleyen zamanlarda da tanıdık gelen süreçlerde aslında yaşam döngümüzde tekrar eden davranışlarda gözlemleyebiliyoruz. Peki ama ne yapacağız? Yani ben çocukluk döneminde bunları yaşadım diye yetişkinlikte de bir ömür kaygılı ya da bağımlı bir kişilik mi geliştiriyor olacağım? Elbette ki hayır. Bizi kaygılandıran şeyler ne? Biz hangi noktalarda beslendik? Hangi noktalardaysa zarar gördük? Her zaman zihin olumlu şekilde kodlamalar yapmayacaktır. Dediğimiz gibi zihin önce olumsuza gittiği için ve alıştığı şeyi istiyor olacağı için mutlaka öncelikle bizim hayat döngümüzde neler var bunlara bakıyor olmak ve alışkanlık süreçlerimizde bu süreci nasıl değiştirebiliriz? Kendim için neler yapabilirim? Kaygıyla nasıl bir başa çıkma metodum olabilir? Çünkü her bireyin kaygıyla başa çıkma yöntemi de farklıdır. Nasıl başa çıkmalıyız peki kaygıyla? Şimdi kimimiz de kaygılandığımız süreçlerde zihin otomatik onu algıladı ve diyoruz ki hayır umursamıyorum. Ben şu anda onu yok saydım. Kimimizin baş etme yöntemi bu şekilde. Ne yapıyor? Yok sayıyor ve hayır bende hiçbir şey yok. Biraz önce hanımefendinin söylediği gibi mutluyum, dışarıya gülüyorum, her şey hayatımda yolunda. Halbuki en yoğun sıkıntıyı belki de yoğun kaygıları o esnada yaşıyoruz. Kendi kendini kandırmış oluyor galiba kişi değil mi o anda? Ama kendini kandırdığına da aslında inanamıyor. Çünkü gerçekten kanmaya da meylimiz çok yüksek olabiliyor. Hepimizin sorunlarla baş etme yöntemi aynı olmadığı için bazılarımız bu noktada aslında baş etme yöntemlerimizden biri olarak bunu seçiyoruz. Reddetme ya da yok sayma. Evet.
Dolayısıyla bir diğer nokta şu da olabiliyor. Reddetme yok saymadan da ziyade ben bunu yaşıyorum ve devamlı ifade ediyorum. Benim şöyle bir kaygım var, benim böyle bir kaygım var. Rastgele, herkese söylüyor mu mesela evet, bunu? Kim yanında olursa o dakika bundan bahsettikçe de aslında kodlamalarımız da daha fazla oluşmaya başlıyor. Zihnimizde bir odacık var kaygıyla alakalı ve biz onu her defasında anlatmaya başladığımızda ön belleğimizde tekrar tekrar onu oluşturmaya başlıyoruz. Kaygıyla alakalı oluşumuz kesin ve katı bir şekilde netleştikten sonra onunla alakalı algılarımızı değiştirmek de daha zor olabilir. Mümkünse bu tarz konularda herkese anlatmaktan ziyade yaşadıkları duygu her neyse yine bir uzman desteğiyle süreci yönetmeye çalışmak çok daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Fazla dillendirmeyeceğiz yani olumsuz düşüncelerimiz değil mi? Peki devam ediyorum. Çok fazla sorularımız gelmiş sevgili seyircilerimizden. Merhabalar Aslı Hanım demiş, teşekkür ediyorum. Annemle ilgili çok dertliyim. Üç kardeşiz. Annem sürekli olarak bizi kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Sürekli başımıza bir iş gelecekmiş gibi davranıyor. Günde 10-15 kez arıyor mesela beni. Diğer kardeşlerimi de arıyor. Evet. Ve kalp sorunu da var annemin. Annemi terapiye nasıl ikna edebilirim? Nasıl onu telkin edebilirim? Demiş. Evet, zor bir durum. Annelerin zaten genel olarak hani kaygılı yaratıklar anneler. İyi ki varlar onlar. Sağ olsunlar. Ama burada tabii ki biraz abartılı bir şey var değil mi? Günde 15 kez tabii aramak bir şey mi oldu diye acaba? Bazen obsesif kompulsif bozukluğa da sevk edebiliyor kaygılı tutumlar bizi. Devamlı aramak aslında kişinin kendisinin kaygısıyla alakalı olmayabiliyor. Bir süre sonra o kadar onu merak ediyoruz ve rutinlerinin içerisine dahil olmak istiyoruz ki devamlı arayarak da aslında arıyor olmak bile belki iyi geliyor olabilir kişiye. Dolayısıyla bunun farkına varmasını sağlamak gerekebilir. Bazen de şunu söylüyorum. Sonuçta yetişkin olan annelerimiz, belki anneannelerimiz, dedelerimiz onları tamamıyla değiştiremeyebiliriz. Fakat onun kaygısının ne olduğunu biliyorsan, gün içerisinde seni merak ediyorsa, sesini duymaya ihtiyacı varsa kaygısını yok etmekten ziyade kaygıya sevk edecek yolları bazen yok edebiliriz. Nasıl mesela? Mesela gün içerisinde sizin iyi olduğunuzu, iyi olmadığınızı, nasıl olduğunuzu merak ediyorsa, beni merak etme, ben iyiyim, şu anda çalışıyorum, işlerim var, müsait oldum, tekrar ararım seni. Yani kısa ve öz bir konuşma gerçekleştirip ona iyi olduğunuzu, çünkü iyiliğinizle alakalı bir süreçte korkusu ya da kaygısı olabilir. Bunu verdiğimizde süreç birazcık daha hafifleyecektir. Belki 15 kere aramasına, belki o obsesif süreçlere kadar yönlenmesine gerek kalmayabilir. Bazen de kişi farkındalığı çok yüksek olmasına rağmen bu noktada kaygı tamamıyla mizaç özelliğinden de gelebiliyor. Dolayısıyla bu noktalarda da destek almasını sağlamak gerekebilir. İkna etme noktasında da aslında onu kaygılandıran şey çocukların başına bir şey gelmesi mi? Yoksa genel çerçevede kendisiyle alakalı acaba iyiler mi? Mizaç özelliğinden kaynaklanan bir sorgulama, gün içerisinde ya da bazen boş kalıyoruz ve merak edebiliyoruz. Boşluk da aslında bizi olumsuzluklara sevk edebiliyor. Geçen programlarda söylemiştim. Mutlaka hatırlayacaksınız. Zihin boşluk sevmez. Evet, zihin boşluk sevmiyor. Dolayısıyla onu doldurma ihtiyacı duyuyoruz ve yine bu programda da konuştuğumuz gibi zihin otomatik olarak ilk olumsuza gidiyor. Dolayısıyla boşta kaldık. O zaman zihnimizi otomatik olumsuza sevk etmiş olduk. Evhamlı düşünceler kapıyı çalıyor. Aynen öyle oluyor. Annemizi burada tabii ki belki günde bir kez arayarak, kendimiz arayarak. Evet. Bu işi çözebiliriz. Anneciğim bak sesinde çok gayet güzel geliyor. İyiyim, hiçbir sorun yok. Ben seni akşam ararım deyip. Müsait olduğumda dönüş sağlarım. Müsait olduğumda dönüş sağlarım deyip bu şekilde küçük adımlarla yapabilirsiniz. Küçük küçük adımlarla hizaya gelecek anneniz. Merak etmeyin, inşallah hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Devam ediyorum sorularla. Merhabalar demiş, sağlık olsun programı için sorum şu. Herhangi bir sebeple mide bulantısı yaşadığım anlar korkunç bir panik yaşıyorum. Evet. Nasıl aşabilirim? Sadece midem bulandığı zaman, diğer hastalıklarda değil. Yani mide bulandığında çok fazla bir korku ve panik haline giriyor kişi. Niye acaba? Kusmaktan mı çekiniyor? Şöyle, bu mide bulantısı kaygısı dolayısıyla da oluyor olabilir. Bizim kaygı bozukluğunda ya da hepimizin süreç içerisinde o korku olarak atfettiği, aslında mide bulantısı neyden kaynaklandığını anlayamadığı durumlarda kişi bir kaygı yaşıyor olabilir. Bu süreç dolayısıyla da fizyolojik olarak bu mide bulantısına sebebiyet verebiliyor. Bu mide bulantısı bu arada belki semptomlarına bakıldığında patolojik herhangi bir şey çıkmayabilir. Fakat kişi bunu psikolojik ben kendisi de
fizyolojik olarak üretiyor olabilir. Dolayısıyla her mide bulantısı kusacağı anlamını taşımıyor. Evet. Ya da her mide bulantısı sonrasında acaba neden bunları yaşıyorum diye kaygılanacak bir sürece de kendini sevk ediyor olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir doktora gidip süreç içerisinde bunun psikolojik mi yoksa fizyolojik mi bir süreç olduğunu, yoksa her ikisinde de herhangi bir sorun yoksa psikolojik bir süreçte onu kaygılandıran şeyin ne olduğuna bakmak gerekebilir. Ve eğer psikolojik ve sadece kaygıyla ilişkili bir süreçse de bunu yönetmek ve sürece dair bir çalışma gerçekleştirmek oldukça kolay. Hiç merak etmesin, endişelenmesinler. Değil mi? Çünkü kaygı bozukluklarının herhalde farklı semptomları var. Yani evet. Ki bazı kişilerde işte bu mide bulantısı olarak ortaya çıkıyor. Bazılarında tabii. Belki baş ağrısı, bazılarında belki işte terleme, kalp çarpıntısı. Evet. İşte bu kişide de mide bulantısını gösterince tabii. Daha da fazla panikliyor. Bazılarında bu arada fizyolojik belirtilerden bahsediyoruz ama bazılarında da hiç tepki yok. Yani kişi o kadar duygularını yaşamayı aslında istemiyor ki karşıya dimdik durmaya çalışıyorken hiçbir duygumun olmadığını sadece konuştuğumu varsayalım. Yani burada bir mimik yok, ifade yok, sesim, tonlamam aynı şekilde devam ediyorum. Bir süre sonra aslında buna da ihtiyacımız var. Yani biraz kaygıya, biraz rahatlamaya, kendimizi iyi hissediyor olmaya da ihtiyacımız var. Dolayısıyla her kaygı bizim tepki geliştirip eyvah ben bir duygu yaşıyorum bunu yaşamamam gerekiyor diyeceğimiz bir süreç değil. Mutlaka kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Biraz kaygı bizi dinç tutar dedik. Biraz kaygı daha fazla algımızı açar dedik. Biraz kaygı gözlerimizin daha iyi görmesini sağlar. Biraz kaygı hatta bazen daha iyi kokluyor olmamızı sağlar. Dolayısıyla duygularımızı ve duyularımızı geliştiren de bir süreç. Kaygının birisi çok sağlıklı. Evet. Sadece bunu nasıl yöneteceğimizi biliyor olmak çok kıymetli. Yönetebilmek çok önemli değil aynen. Mi? Bazen hocalarımız geliyorlar sizden iyi olmasın Kübra Hanımcığım. Çok heyecanlıyım aslanım yayından önce diyorum ki biraz heyecan iyidir diyorum ben de. Demek ki doğruymuş daha değil mi? Tutar biraz dinç tutar biraz böyle bir vücuda bir adrenalin bir enerji veriyor ki yayın öyle bir şekilde akıyor zaten sonrasında değil mi? Çok heyecan iyi bir şey dozunda umarım, ve kontrol altında alınabildiği sürece. Umarım buradaki sürece. Yayın inşallah seyircilere de çok keyifli bir şekilde akıyordur aslanım. Mutlaka ben bir inşallah. Şey daha iletmek istiyorum. Tabii. Bu noktada aslında bazen yine konuk olarak tabii şu an burada bulunduğum için seyircilere de bunu ifade etmek isterim. Kaygılandığımızda ya da aşırı derecede strese maruz kaldığımızda anlatacağımız pek çok şeyi unutabiliyoruz. Evet. Çünkü zihin kendisini kapatabiliyor. Aslında kapatan zihin olmayabiliyor. Biz o dakika duygularımıza ve korkularımıza o kadar yoğun kapılıyoruz ki daha dürtüsel süreçten kendimizi ifade ediyoruz. O bizim bilişsel çağrışımsal noktalarda ne yapıyoruz? O geri planda kalan kutucuklarımız, odacıklarımız aslında zihnimizde gelmiyor. Yani biz sözel olarak kendimizi ifade ediyoruz ama o kadar yoğun korku yaşıyorum ki ya da kaygı yaşıyorum ki bir anda terleyebiliyorum, bir anda gözlerimde küçülmeler yaşanabiliyor. Bazen neler yapacağımı bilmiyorum, etrafa bakıyorum ama boş bakıyorum, göremeyebiliyorum. Evet. Bazen ne oluyor? Yutkunmalar. Bazen ne oluyor? Dilimiz, damağımız kuruyabiliyor. Bazen avuç içlerimiz terleyebiliyor. Aslında biz tüm bunları yaşadığımızda kaygıyı sonuna kadar yaşıyor olabiliriz. Mümkünse bunu yaşamaktan da çekinmemek gerekiyor. Eminim bir hata yapıyorsak affolur seyircilerimiz tarafından. Biz bu süreç içerisinde sadece buradan örnek yola çıkarak ifade ediyorum bunu. Topluluk önünde konuşmalar, okul içerisinde çocuğun arkadaşlarının ayağa kalkıp bir şey anlatıyor olması, üniversitedeki bir öğrencinin aslında arkadaşlarına yeni bir şey anlatırken topluluğa hitabette kendisinde yaşamış olduğu tüm duyguları sonuna kadar yaşayıp bunların her birinin doğal bir duygu olduğunu, sadece bunun nasıl ayarlanması gerektiği ve ne kadar dozun bizim için kıymetli ve değerli olduğunu biliyor olmak da oldukça önemli. Çünkü öyle ya, en nihayetinde hepimiz insanız. İnsanoğlu şaşar beşer, hata da yapabilirsiniz. Biz işte her gün ekranlara çıkıyoruz, konuşuyoruz ama dilimiz sürçebilir, hata da olabilir. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz ama önemli olan niyetlerin iyi olması, amacımızın iyi olması. Güzel bir yayın yapınca işte sağlık programı sunuyorsun, örnek veriyorum. Veya işte sunum yapıyorsun, üniversitedesin, öğrencisin. Güzel bir niyet var orada, bir şeyi başarmak istiyorsun. O yüzden insanlarımızı zaten çok alçak gönüllü, hoşgörülü oldukları için teşekkür ediyorum ben tüm seyircilerimize bu anlamda. İnşallah. Şimdi devam edelim madem öyle. Çok fazla sorularımız var. Demiş ki sevgili seyircimiz merhabalar, ben taksiye bindiğimde diyor.
Taksici ara sokaklarda bile çok hız yapınca o kadar huzursuz oluyorum ki bir yere çarpacağız diye çok korkuyorum. İçimde bir şeyler kayıyor gibi oluyor ve rüyamda da başkasının kullandığı arabadan korkarım. Bir de küçük bir hareketimle benim yüzümden tüm dünyanın yok olacağı ama artık çok geç olduğu ve ben ve dünya yıkılacak gibi korkarak uyanıyorum uykumdan. Bu kabuslar beni çok korkutuyor ve ya yine o kabusu görürsem diye uyumaktan çekinmeme sebep oluyor. Bu konuda ne önerirsiniz? Bir öneriniz olur mu diye sormuş. Yani artık çok uykularından güzel. Bile korkan, kabusları göreceğim diye korkan bir seyircimiz. Şimdi aslında korkuyla da başa çıkabiliyor olmak gerekiyor. Yani bu korku süreçlerinde kişinin araç herhangi bir hız yaptığında, taksi bir hız yaptığında ne hissediyor? O esnada yoğun bir şekilde ölüm korkusu mu hissediyor? Yoksa taksinin bir yere vurması sonrasında yaşamda ben tekrar nasıl kalacağım? Ya da bazen panik atak geçirebiliyorlar ve fark etmeyebiliyor. Onu düşük dozda yaşayabiliyor. Dolayısıyla o zihinsel çağrışımlarında ona nasıl hissettiriyor buna bakmak gerekiyor. Bir de yoğun bir şekilde uykularını kaçıracak düzeyde, yaşamında bazen yeme içme problemlerine sebebiyet verebilecek düzeyde, bazen çok sık genel ihtiyaçlarımızdaki değişiklikleri gözlemlemeye başladıktan sonra ve bizi o araç içerisinde hissettiğimiz duygulardaki yoğun kaygı sebebiyetiyle beraber de aslında günlük rutinlerimizi değiştirmeye başlıyoruz. O zaman ne yapacağız? Bu seyircime mutlaka ben bir destek almasını öneririm. Ekstra olarak da önce psikoloğa gittik. Biz bu süreçle alakalı süreci anlattık. Ancak böyle bir boyuttaysa mutlaka bir psikiyatriste gidip süreçle alakalı belki bir kaygı yönetiminde ilaç desteğine de ihtiyaç duyuyor olabilir. İlaçla beraber bu süreci yönetebilmek daha da kolay olabilir onun için. Evet, bazen de burada bir kontrol güdüsü mü oluyor kişilerde? Yani ben kullanmadığım araca bilmiyorum mesela. Kendime güveniyorum, bir başkasına güvenmiyor. Hep böyle bir kontrol edeyim, kontrol benim elimde olsun gibi bir güdü de olabilir. Ama her zaman bizim kontrolümüzde olmuyor. Bazen de salmak gerekiyor hayatı, değil mi? Oluruna bırakmak gerekiyor. Şöyle taksici zaten hele bizim taksicilerimiz. Yani usta şoförler. O kadar kendimi rahat bırakıyorum ki ben taksiye bindiğimde. Bende de tam tersi bir etki. Oh diyorum rahatım. Aslında kontrol her zaman bizim elimizde değil. Ama kaygıya sebebiyet veren şeylerden birisi de zaten tam olarak bu. Devamlı olarak biz kontrolün bizim elimizde olmasını istiyor olabiliriz. En ufacık şeylerde bile bir yönetici olduğumuzu varsayalım ama kaygılı bir yönetici olduğumuzu varsayalım. Her alanda olamayız. Evet. Pek çok çalışanımız var. Günlük rutinimizde de aslında bir taksiye bindiğimizde yine siz o aracı kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla herkes işini zaten iyi şekilde yapacaktır. Bunu varsayarak süreçte kendisini birazcık daha telkin ediyor olabilir. Bir diğer nokta da şu. Biz bu şekilde söylüyoruz ama kişi o şekilde kendini telkin edemeyebiliyor. Edemiyor. Sıkıntı orada zaten. Ancak bu kaygılandıran noktaları tespit ettikten sonra evet ben bunlarda devamlı olarak zihinsel olarak bunu düşünüyorum. Mümkünse de uykudan önce düşünmeyi bırakalım. Çünkü o zaman uyumamıza da etki ediyor. Uyutmuyor bizi, daha fazla düşünüyoruz. Düşündükçe bir diğer düşünceyi de aslında zihnimize getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz pek çok yapacağımız şeyi yatağa girmeden önce gerçekleştirelim. Ne yapalım? Tavsiyeniz nedir? Yani uyumadan önce mesela daha böyle huzurlu uykuya geçmek için ipuçları. Evet. Şöyle bizler yine kaygı çalışmalarında meditasyonu çok sık kullanırız. Zihinsel çağrışımlarda zihnimizi boşaltmak, kendimize dönebiliyor olmak da çok kıymetli. Dolayısıyla meditasyon müzikleri dinliyor olabilir kişi. Çünkü kaygılı bir süreç içerisindeyse müzik aslında bizim uyaran noktamızı değiştiren bir evre. Çünkü biz o dakika zihnimizde devamlı olarak bir şeyler düşünüyoruz. Ve onu ne yapıyoruz? Bir şekilde çözüme kavuşturamıyoruz. Tüm o noktaları bir alanda bıraktık, kendimizi getirdik meditasyonda, müziğe odakladık, kendi bedenimize odakladık, kendi zihnimize odakladık. Sonrasında zaten süreç içerisinde o rahatlamayı, kendimizde var olan süreçlerde o güzel hissetmeyi mutlaka yaşıyor olacağız. Meditasyon müziği. Evet. Dini boyutta da aslında hepimizin çok kolay yapabileceği şeylerden biri dua. Evet. Dileklerimiz, kendimizle alakalı olumlamalarımız. Bazen bunu enerji olarak da ifade edebiliriz.
Zihinsel olumlamalar, karşımızdaki insanla alakalı, kendimizle alakalı, evrene güzel düşünceler yayabilmek, olumlu şeyleri ifade edebiliyor olmak da çok kıymetli. Kesinlikle, çok katılıyorum. Dualarımızı Yaradan'a iletebiliyor olmak, evet, kendimizle alakalı yine olumlu ve güzel dileklerde bulunuyor olmak da yine bizim kendimiz için yapabileceğimiz meditasyon yöntemlerinden biri. Çok güzel bir güç kazanımı esasında. Dolayısıyla hem de bir koruyucu kalkan yaratmış oluyoruz. Hem güzel sözler söyleyip hem güzel dileklerde, dualarda bulunmak, tam kadar güzel bir şey yok. En yüksek frekans değil mi bunlar? Çok güzel. Devam ediyorum. Hatta bir soru maratonuna giriş yapalım. Az dakikalarımız kaldı. Çok sorularımız var ama. Merhabalar demiş. Anksiyete nöbeti geçiriyorum. Başlayınca bitmiyor. Günlerce sürüyor. Yemek yiyemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Gece 3'te olsa sadece dışarıda yürüyerek biraz sakinleşebiliyorum. İlaçla iyiyim ama nasıl bırakabilirim ilacı, evet, demiş. Anksiyete nöbetleri günlerce sürebilir mi? Çok geçmiş olsun. Evet, çok geçmiş olsun. Şöyle, aslında yürüyüş yapıyor olmak bizim mutlaka kaygımızı azaltan unsurlardan biri. Hatta ekstra bir de kulaklıkla bir müzik dinleyerek yürüyüş yapıyor olmak mutlaka süreçte iyi gelecektir. Temizlik diğer, yapmak mesela değil mi? Evet, o da çok iyi gelir. Bir diğer nokta, evet, temizlik yapmak iyi gelir ama bazen anksiyete ya da kaygı yaşayan kişilerimizde bu obsesif kompulsif bozukluğa yol açabiliyor. Hmm. Yani bazen temizliği o kadar kendimize iyi hissediyoruz ki bunu devamlı yapmaya başlıyoruz ve takıntı haline getirebiliyoruz. Evet. Burayı bitirmeden çıkamam. Buranın tertemiz olması gerekiyor gibi bir sürece de sevk edebiliyor. Dolayısıyla yürüyüş yapmak çok güzel. Bulunduğumuz ortamı değiştiriyor olmak yine çok yararlı. Bazen duş alabiliyor olmak. Su çok iyi gelen, çok iyi hissettiren şeylerden biri. Ensemize, boynumuza, kollarımıza yine mutlaka ıslaklık veriyor olmak ve bir hava geçişi, sıcak soğuk dengesindeki farklılıklar da süreçteki fizyolojik olarak algımızı değiştirecektir. Yani sıcak soğuk duş mu alalım böyle değişik değişik? Şöyle, evet, ılık bir duş alabiliriz ancak buradaki kastettiğim şey, duştan sonra bedenimizde bir sıcak duş aldık, sonra alana çıktığımızda bir rahatlama hissiyatı. Hı hı. Bunu olabilir. Bir de eğer yoğun bir şekilde anksiyete yaşadı ve kendisini bir şekilde döndüremiyorsa, şok etkisindeki, evet, soğuk suyla bir anda bir dakikalık soğuk su bedenimize verdik, sonra yeniden normale döndük. Evet, bu şok etkisi iyi hissettiriyor. Hı hı. Çünkü o yoğun nefes alamıyorum, ne hissediyorum dediğimiz anlarda bedensel tepkimimiz bir anda şaşırmış oluyor ve kendimiz de aslında fizyolojik olarak da nasıl hissediyoruz? Daha ılımlı, daha olumlamayla beraber kendimize iyi gelen bir süreç oluyor. Harika, devam ediyorum sorularınızla. Merhabalar demiş. Ben 3-4 yaşlarındayken üstüme atlayan hırçın bir kedi yüzünden hala korkum o günkü gibi. Şu an 39 yaşındayım ve bunu aşmak mümkün mü? Açık alanda asla oturamıyorum. Aslında hayatımı da zorlaştırıyor. Aşmak isterim ama nasıl? Bir de anaokuluna yeni başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı illaki yaşanıyor mu? Bu durumda nasıl yaklaşılmalı? O zaman hiç anaokuluna göndermemeliyiz diye sormuş. Bu kedi fobisi bende de vardı bir süre. Çocuk kucağında bana böyle bir hırçın bir kedi dediğiniz gibi, evet, atladı. Ama sonra aştım, bilmiyorum, kendi kendinden geçti. Şöyle, aslında biz yüzleştirme yaptığımız zaman, örneğin asansöre karşı bir binmek istemiyoruz. Kedi gördük, köpek gördük, korkuyoruz. Bu ilk etapta korku ya da fobi olarak karşımıza çıkıyorken bir süre sonra bunu iyice zihnimizde ne yapıyoruz, korkularımızı canlandırıyoruz ve o kedinin bize zarar vermesi, hiçbir şey yapmasına gerek yok, tüyüne dokunmaya dair bile korkularımız olabiliyor. Evet. Ne yapacağız? O zaman yüzleştirme yapacağız. Bu arada ben de çok sık yaşıyordum. Eminim şu an izleyenler, beni tanıyan arkadaşlarım da bunu ifade edeceklerdir. Mutlaka onlar da başını sallıyordur. İnanın atlatılabilen bir süreç. Evet. Ne yapacağız? Kedinin bulunduğu ortamlarda önce yine güvendiğiniz bir kişinin kucağında olabilir. Dokunmanız sağlanabilir. Ya da bir diğer nokta, biraz da olsa size dokunduğunda zarar vermeyecek kedilerle beraber olarak sürece başlayabilirsiniz. Hı hı. Pek çok cins var çünkü kedilerde de. Dolayısıyla bu noktalarda yavaş yavaş yüzleştirme yöntemiyle beraber de süreçteki algımızdaki yönetim mutlaka değişiyor. Fakat bu demek değil ki biz kediden korkuyoruz. Aldım kediyi kucağıma koydum. Hı hı. Çığlığı attım. Kediye karşı daha yoğun bir korku yaşayabilir kişi. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş, adım adım bir yüzleştirme metodu olabilir. Bir de anaokuluna dair hemen onu cevaplandırayım. Evet. Mutlaka ayrılık kaygısı yaşayacaktır denemek doğru olmaz. Ancak oryantasyon sürecinden geçmesi gerekir.
Çocuğumuz anaokuluna başlayacak. Anne babadan ayrılmaya dair mutlaka bir kaygı yaşayacaktır. Çünkü ilk kez ana kucağından okula gidiyor. Bu noktada oryantasyonda yavaş yavaş süreci başlatmak. İlk gün 1 saat, ikinci gün 2 saat, üçüncü gün 3 saat periyotlarla okula başlayabilir. Ve anne ile alakalı süreçte de anne mutlaka okulda onu bekleyebilir. Sınıfın içerisinde değil. Ortak alanlarda gidip anneye sarılabilir ihtiyaç duyduğunda ya da onu görmek istediğinde buradayım, merak etme, seni seviyorum diyebilir. Avcuna öpücük kondurabilir, onu yollayabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ailemize bu noktada avcuna öpücük kondurduk, çocuğumuzu okula gönderdik. Peki. Ne yapmış olduk? Aslında orada yanında olduğunu, ihtiyaçlarının ne olduğunu da söylemiş Harika. Olduk. Harika, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kübra Şahin psikologumuz, canlı yayın konuğumuzdu. Dakikalarımız bitti. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür bekleriz. Ederim. Sevgili çok seyircilerimiz, sağ geldik Sağlık Olsun programımızın sonuna. Yine bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.